Herkese selamlar. Bugün iyi bir yazılımcı olmak için üniversitenin hangi bölümlerini tercih etmenizi konuşacağız. Öncelikle ben kimim ve ne iş yapıyorum bundan bahsetmek istiyorum. Ben Muhammed Arslantaş. 3 yıldır freelance yazılım geliştiricisiyim. İşimi artık bir dijital göçebe olarak ülkeleri gezerek devam ediyorum. Çalıştığım alan mobil uygulamalar üzerine React Native kullanarak iOS ve Android development yapmak. Ben bir ziraat mühendisiyim ve sonradan kariyer değiştirerek yazılımcı olmaya karar verdim. Size de kendi tecrübelerime dayanarak üniversite bölümleri hakkında birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bilgisayar ile alakalı bölümleri okumanın mutlaka yazılımcı olmaya etkisi var. Ancak unutmayın, teknoloji hızla değişiyor ve her geçen gün yeni teknolojiler ve yeni diller hayatımıza katılıyor. Bu yüzden hangi bölümü seçerseniz seçin, en önemli konu kendi kendinizi geliştirme süreciniz olacak. Üniversitede öğrenilen bilgiler genel bir çerçeve sunacak. Ancak başarı sürekli öğrenme ve kendinizi geliştirme üzerine kuruludur. Şimdi gelelim bizi yazılım dünyasına hazırlayacak olan en popüler üniversite bölümlerine. Bu bölümlerden bazıları bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme bölümü, 2 yıllık bilgisayar programcılığı ve yönetim bilişim sistemleridir. Bu bölümlerin hepsi kendi içerisinde yazılım geliştirmeye katkıda bulunacak derslere sahip. Ancak bizim için önemli olan en çok yazılıma odaklanacağımız dersleri olan bölüm olması lazım. Bu yüzden her bölümün derslerini inceleyeceğiz ve bu bağlamda bir puanlandırma yapacağız. Şimdi Google'a giderek yönetim bilişim sistemleri yazarak ders programına bakıyoruz ve Yeditepe Üniversitesi'ni seçiyoruz. Birinci ders yılının ilk dönemine bakıyoruz ve bizi puan kırmamıza neden olacak bir ders karşılıyor. Gelelim akademik İngilizce'ye. Bölüm zaten İngilizce olduğunu görüyoruz. Kişilerin zaten İngilizce biliyor olması gerekiyor. Akademik İngilizce yerine teknik İngilizce öğrenmemiz önemli. Ancak bunlar da sadece yazılım üzerinde öğrenilir. Tek bir ders üzerinde ezber yaparak öğrenilmeyecek. Gelelim temel matematik dersine. Evet, matematik yazılımda bir yere kadar kullanılıyor. Ancak bizim üniversitede öğrendiğimiz matematik, lisede öğrendiğimiz matematikten hiçbir farkı yok. Özellikle bu konuda bir çalışma yapıp bunun sınavlarına zaman harcamamız oldukça gereksiz. İkinci döneme geçtiğimizde temel matematik ve uygarlık tarihini görüyoruz. Matematikten neden puan kırdığımı artık anlatmayacağım. Gelelim biraz da uygarlık tarihine. Evet, tarihi öğrenmek çok güzel. Keşke biyoloji, kimya ve diğer alanları da öğrensek çok güzel olacak. Bilginin gereksizi yoktur. Ancak zamansızı vardır. Bizim amacımız sadece yazılım üzerine odaklanmak olduğu için ve bilgisayar alanı olduğu için tarih öğrenmenin şu an tamamen zaman kaybı olduğunu ve sınavlara harcayacağımız zamanın bizim için oldukça negatif olacağını söyleyebilirim. Bunu biraz daha anlamamız için şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin bir dans kursuna yazıldınız. Bu dans kursunda 6 aylık hızlandırılmış eğitim göreceksiniz. Ama bu 6 ayın neredeyse 1 ayını edebiyata ayırıyorlar. Bizim için bir anlam ifade etmeyecek doğal olarak. Şimdi bu örnekten anladığımıza göre bizim neden üniversitelerin karışık çerez mantığıyla yapılmasından ziyade tek bir alana odaklanması gerektiğini anlayabileceğiz. Gelelim Türk dili dersine. Evet, dilimizin temellerini öğrenmek harika. Ancak şu an amacımız ve konumuz bilgisayar üzerinde ve yazılım üzerinde. Bize neden zaman kaybettiriyorsunuz bunlarla? Üçüncü sınıfa geçecek olursak Atatürk ilke ve inkılapları tarihini göreceğiz. Böylesi önemli bir ders sadece bize slayttan anlatılarak öğrenilmez tabii ki. Ancak biz lise hayatı boyunca, ilkokul hayatı boyunca tarih görüyoruz. Amacımız bilgisayara odaklanmak ve şu an tarih öğrenmemiz tekrardan bize ekstra bilgisayar anlamında bir katkıda bulunmayacak. Bundan dolayı buna ayıracağımız vakti bizim yazılım öğrenme sürecini aktarmamız ve pratik yapmaya aktarmamız daha faydalı olacaktır. Bu dersin üniversitede hiçbir amacı yok. İkinci bölüm olarak bilgisayar mühendisliğine geçiş yapalım. Bilgisayar mühendisliğini genel olarak yazılıma odaklanmak isteyen kişilere tavsiye etmiyorum. Çünkü bunun nedeni size hardware, yani donanım da öğretiyor olması. Bilgisayarın içerisindeki donanımlar nasıl çalışıyor, birbiri arasında nasıl iletişim kuruyor, bunları da öğretiyorlar. Ancak bunların yazılım içerisinde çok önemli bir konusu yok. Derslere tek tek girmeyeceğiz. Bir önceki bölümdeki zaman kaybettiren derslerin birçoğu bu bölümde de var. Ancak ekstra bir bölüm daha var. O da biyoloji. Evet, bilgisayar mühendisliğinde 2023 yılında biyoloji dersi görüyorsunuz. Alakası nedir ben anlayamadım. Gelelim Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliğine. İletişim becerileri ve akademik raporlama. Evet, bir şirkette girdiğimizde bir raporlama ve ekip içerisi iletişim önemli. Ancak bunlar üniversitede öğrenilecek konular değil. Pek çoğu şirkete girdiğinizde öğreneceğiniz konular ve şu an amacımız sadece yazılıma odaklanmak olduğu için bu ders bize tamamen zaman kaybetti. Gelelim fizik dersine. İnanın üniversiteden aldığınız fizik eğitimi sizi diğerlerinden iki kat daha ön plana çıkartmayacak. Bunun nedeni de yazılımda sadece belirli alanlarda fiziğin bazı formülleri kullanılmasıdır. Ancak genelinde yok. Gelelim yazılım mühendisliğinin en önemli dersi olan kimyaya. Evet, yazılım mühendisliğinde kimya. Belki de bilgisayar mühendisliği olsaydı işletim sistemi arasına sürdüğümüz macun olabilirdi. Ancak yazılım mühendisliğiyle bu konunun ne alakası var, neden yazılımda kimya öğreniyoruz bunu ben de bilmiyorum.
Bakın bir önceki bölümlerde şaka olarak söylediğim konu burada karşımıza çıkıyor ve 5. dönemde Türk dilini görüyoruz. Burada edebiyat öğrenmemiz, Türk dili öğrenmemiz kesinlikle bizim için yazılım alanıyla alakası olan bir durum değildir. Yazılım İngilizcedir ve dil olarak da fark etmeksizin edebiyat kısmıyla ilgilenmiyoruz. Diğer bölümler arasında en çok tavsiye edeceğim bölüme gelecek olursak yazılım geliştirme bölümü olacak. Bu bölüm uygulamalı olduğu için bizi daha çok yazılım dünyasına hazırlayacak. Uygarlık tarihi ve matematik gibi diğer bölümlerde olan gereksiz derslerin birçoğu burada da mevcut. Ancak yazılım üzerine öğrendiğimiz konular burada daha çok uygulamalı ilerleyeceği için bizim pratik yapmamıza daha çok katkıda bulunacak. Çok zaman kaybetmeden direkt sektöre girmek isteyenler için 2 yıllık bir bölüm olan bilgisayar programcılığını inceleyelim. Bilgisayar programcılığı aslında yazılımla daha çok haşır neşir olmamızı sağladığı için bu bölümü de size tavsiye edebilirim. Yine edebiyat ve matematik gibi 2 yılın yarısını neredeyse boş harcamamıza neden olacak konular burada da var. Tüm süreci değerlendirecek olursak sadece 1 yıl sıkı bir çalışmanın yazılım öğrenmek için yeterli olabileceğini göreceksiniz. Bu süreçte ekstra derslerle veya da ekstra diğer konularla ilgilenmeden sadece yazılıma odaklanarak yazılımın temellerini ve proje yapma aşamasını öğrenebiliriz. Şöyle düşünebilirsiniz, üniversitenin 1. yılını sadece yazılıma odaklanarak, ağır bir şekilde çalışarak geçirebiliriz. 1. yılın sonunda proje yapacak seviyeye geldik ve 1 yıl daha sadece projeler üretmeye harcadık ve GitHub hesabımızda 1 yıl boyunca ürettiğimiz en azından 10'un üzerinde proje olacak. Bir de bunu 4 yıllık üniversite sürecine yaydığımızı düşündüğünüzde ortalama 3 yıllık bir proje geliştirme tecrübeniz olacak ve üniversite bittiğinde neredeyse senior seviyesinde bir yazılımcı olabileceksiniz. Unutmamamız gereken bir konu, üniversiteler bilim üretme merkezleridir, ürün üretme merkezleri değil. Bu yüzden eleştirilerimizi yaparken sadece bizi sektörü hazırlama yönünde eleştiriyoruz. Ancak üniversiteleri daha çok akademik düşünenler tercih etmelidir. Sektör bizden bilim değil, ürün istiyor. Bundan dolayı üniversitelerin ürettikleri bilimden faydalanarak bizler de projeler geliştireceğiz. Ancak sektörde direkt ürün üretmemiz gerekiyor. Tabii bu videoda konuştuklarımız sadece benim genel tecrübelerim üzerine gördüğüm ve anlatmak istediğim tavsiyelerimdir. Siz tercih döneminde bu değerlendirmeleri göz önüne alarak bir tercih yapabilirsiniz. Ayrıca yazılıma nasıl başlayabilirim diyenler için de detaylı bir rehber hazırladım. Linkini de aşağıya bırakıyorum. Yazılımda kariyer inşa etme sürecinde daha fazla sorusu olan yorumlara yazabilir veya da Instagram'dan benimle iletişime geçebilir.